Hocam merhaba. Merhaba İlker. Hocam nasılsınız? Merhaba. Merhaba Mustafa. Merhaba Mustafa. Merhaba hocam. Merhaba ben. Hocam yeni telefon almışsınız. Evet yeni telefon aldım. Ve şirket telefonu değil sayın seyirciler. Tamamen kendi paramla hocam, aldım telefonu. Hocam siz şimdi böyle deyince sanki Apple bize verdi zannedecekler. Hayır Apple bize vermedi. Keşke verse o zaman canım olur. Ama öyle bir şey yok. Hiçbir şeyini görmedik. Abi bir şirket arabası olur. Bir şirket şey olur. Yani böyle bir şey olamaz. Sizde şirket arabası yok mu? Mustafa'ya verdik biz bir tane. Satmış yalnız Mustafa onu. Satar. 4 kere satar. Ama Mustafa güzel bir diyet de olur abi. Kadırga'da kürek çekmek ister misin? Biri bana öyle Twitter'da bir soru sormuş. Hocam Kadırga'da esirlere kürek çektirtmeyi, köy basıp milleti esir almayı, zincire vurmayı komik mi zannediyorsunuz diye. Ben de evet diye cevap vermiştim abi. Tarihte böyle oluyor. 16. yüzyıl için hassasiyet geliştiremiyoruz arkadaşlar. Peki hocam bugünkü konumuz... Kölelik. Ve klasik soruyla başlıyorum. Kölelik nedir? Abi kölelik aslında çok sık görülen bir şey. Daha geniş kapsamda bir insanın bir işe zorlamak gibi algılanırsa değişik kölelik formları da var. Mesela eskiden indenture servant diye bir şey var. Mesela burada çok kötü durumdasın. Diyorsun ki ben İrlanda'da, İskoçya'da, İngiltere'de yaşamak istemiyorum. Amerika'ya gitmek istiyorum. Biriyle bir sözleşme imzalıyorsun. Mustafa benim oraya gidiş masrafımı şey yapıyor. Ona 20 yıl ben köle gibi hizmet ediyorum. İnsanlar kendilerini de köleliğe satıyor. Roma İmparatorluğundan geldiğini öğrendim hocam. Doğru mu? Servus deniyor. Evet ama yıllar sonra slavs olmuştur. Ve slav kelimesi köle demek. Niye biliyor musun? Roma'da değişik bir düzen, Amerika'da değişik bir düzen, Osmanlı'da değişik bir düzen. Evet, değişik kölelik ekolleri değişik var. Değişik kölelik ekolleri var, evet. Araştırıyorum şimdi... bu konuyu ki hocam, Flu TV'de nasıl bir düzen kurayım? Evet, evet, doğru değil mi? Hocam ilk kim uyanmış onu merak ediyorum. Bu yanındakini kendime köle yapayım olayını. Savaşa gittin, bir kabileyi bastın. Erkeklerini ya öldüreceksin ya da alacaksın. Aldıktan sonra bunu bir süre besleyip ritüelistik bir şekilde öldürebilirsin. Ya da bir işe sokacaksın. Hammurabi kanunlarında bile varmış. Evet var. Hammurabi biliyorsun. Hammurabi şey. Pastaneci. TRT1'de öyle bir çizgi film vardı ya. Hamur abi diye. Bir gün gayri ihtiyar açtım bir gülme tuttu. Çok kötü esprinde. Kibir gardını alamazsan kötü espri çok kötü vuruyor ya. Savaşıyorsan birini esir alıyorsun. İnsanların ek iş gücüne ihtiyaçları var. Medeniyet geç doğuyor Avrupa'da. Mezopotamya ve Nil'den bereketli olsa da yeni açılabilecek arazi olmadığı için insanlar yasalar yaptılar ve vergilendirip daha efektif bir iş bölümü kurdular. Avrupa'da ise öyle değil. Yani uygarlık da iyi değildir şeyine geliyor. Dolayısıyla bir iş gücü ihtiyacı olduğu zaman daha kompleks yapılar da çıkıyor. Kölelik bunlardan biri. Kölelik birçok formu içinde bir işe yarıyor. Bugün de var kölelik abi. Mesela başka ülkelerden bakıcı geliyor. İnsan onuruna çok aykırı bir şekilde pasaporta falan el koyduklarını ben biliyorum. Ben de onu soracaktım. Aslında o da bir tür. Evet yani. Ama kendi hakları var gene. Orada tamamen hakkın yok. Kölelik şu demek abi. Legal olarak orada ölüsün. Peki köleyi nasıl tutuyorsun? Kaçmasını nasıl önlüyorsun? Yani? Abi eskiden insanlar kafalarına göre hareket edemiyorlar. Eskiden mahallelerin arasında bile geceleri kapanan kapılar vardı. Bir şehire girmek çok zordu. Temeşvarlı Osman Ağa'nın anıları var abi. Allah'ın dağında bir yerde saldırıyorlar Hırvatistan'da. Adamı öldü diye atıyorlar. O herifleri buluyorlar. Ben bunu düşünüyordum. Lan nasıl buluyorlar falan. Sonradan düşündüm. Eskiden insanlar bir yerden bir yere çok zor hareket ediyor. Bugün o kadar kamera var daha zor buluyoruz. Çünkü herkes kafasına göre hareket ediyor. Çok fazla şey var. Yani İçinden bir yere birisi gelince hemen evet, biliniyor zaten. Evet hemen biliniyor. Sen kimsin, nesin? Mesela eskiden şey de vardı. İstanbul'a geleceğiz ama buradan kefil bulman lazım bir şehre geldiği zaman. Yani kafana göre yerleşemiyorsun, kafana göre hareket edemiyorsun. Bu pasaport işinin çıkması insanların dolaşmasını yavaşlatmadı aslında. Hızlandığının bir göstergesi. Çok hızlanınca pasaport çıkarıyorlar. Mesela bir dönem hızlı, bazı dönemler yavaş. 14. 15. milattan önce Roma döneminde falan toprağından çıkmak şey diye bu Ladurin'in montayı falan filan durdursanız oğlum beni gittikçe gidiyorum. Nereye gittin beni? Ladurin'in montayısına falan bakarlarsa köy üzerine şeyler insanların 50 kilometre öteden kimse gitmiyor yani. Tabii bunlar nece konuşuyorlar bu zenciler dersen kendi aralarında büyük bir dil aileleri var ama birkaç jenerasyon sonra İngilizce konuşacaklar. O zaman nasıl öğrenirler bilmiyorum. Çünkü o zaman ne yok İlker? Cemble-i Humayun yok arkadaşlar. Yani bir Cambly Blues diye bir şey duydunuz mu hiç? Mesela John Lee Hooker'ın Huchi Kuchi Man gibi Cambly Mambly Man diye bir şey olmadığı için Cambly Mambly Man ya da Hey Mr. Cambly Man olmadığı için gerçi bunların zenciyle bir alakası yok ama kendi aralarında İngilizce öğrenmeleri o yüzden aksanları falan farklıdır ya. Mesela o aksanı düzeltmeleri zor. Bak bir de araştırma yapılmış. 1990'da bir deney yapılıyor. African American bilerek öyle yanlış İngilizce konuştukları antropologlar. Orada kendi bir subculture alt kültür oluyor. Yo deyip WhatsApp yo deyip. Aslında Cambly'nin şöyle bir avantajı da var. Sadece dil öğrenmek değil. İstediğin sosyokültürel yapıdan bir hoca seçip falanca bölgenin aksanını da öğrenebiliyorsun değil mi? Tabii canım. Adamın profilden görüyorsun. Hocam bir bağlanalım isterseniz. Oh hi Pam. Hi how are you? Very well. So where are you at the moment and where are you from? Right now I'm in Atlanta, Georgia which is actually where I'm from. Isn't it one of the places where you have a lot of demonstrations? Nowadays, so it's kind of absolutely, you know, not the best time to be around, I believe. Eh? It's okay, I'm not affected by it. So, you teach English, you practice with people who need some guidance speaking English. So, do you want to talk about your experience? Because I would suck at it because I don't let people talk. I'm really famous in Turkey for that. Probably I won't allow
allow you to talk as well. So I always envy people who allow others talking. So how do you resist the urge to talk? Because I genuinely love hearing about the lives and the cultures of the people that I meet with. I have students all over the world, and I've just learned so much from them about their homes, and also people from different career paths. And so they've taught me a lot about what they do. And so for me, I feel like I get an education as well talking to my students. So you get students from all over the place, right? I'm from are there any tendencies like, let's say, Southern? Yeah, I think most of my students are actually from South Korea in terms of percentage, but I also have students in Saudi Arabia and Turkey, Brazil, Colombia. Yeah, I've had students from other places as well. I'm a history professor. Any questions about history that you were seeking the answer, but you never could find? Well, I actually used to be a history professor. I knew it. That's why I asked. So what kind of history do you teach? I do teach Mediterranean history with a specialty in Ottoman history, 16th, 17th century, corsairs, pirates, spies, stuff like that. Stuff that sounds interesting until you enter the archive door. So anyways, it's not that interesting. But why didn't you go? Do you want to go on in history? Not really. I mean, I loved it. I loved history. Why? I enjoyed teaching. Wise choice, because it's really, it pays terribly. If you don't want to end up in YouTube like me, have you ever encountered somebody who's like tabula rasa and doesn't know anything? Well, how would that work? I don't think I've had any students who didn't know any English, but I have students who are fairly new, and you know, there's a lot of different ways. A lot of times something I like to do, and many tutors do, is have their students read articles in English. That's a wonderful way to work on vocabulary and work on pronunciation. For very beginner students, you can use flashcards. You have some pedagogical experience. I don't even know what a flashcard is, but I learned it when I was 12 or 11 or something like that. It's been so long. Yeah, well, your English is amazing. Thank you very much. It's been great pleasure. Go on. Without history, as I said, it's a very quick way to unemployment. Anyways. Absolutely. It's been a real pleasure meeting you. Yeah. Have a good day. Hocam nasıldı konuşmanız? Geliştirecek inşallah. Biraz daha şey yaparsa kendini. Hep öyle diyorlar sizin İngilizceniz. Cambly'de hoca olmayı düşünmez misiniz hocam? İtalyanca, Fransızca olursa olur. İngilizce çok sıkıcı abi. Onunla mı uğraşacağım yani? Evet arkadaşlar, Cambly bu programımıza da destek oldu. Her zamanki gibi tarih koduyla ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmında sınırlı sayıda indirim kuponu da var. Onları da kullanabilirsiniz. Telefonunuzu lütfen hemen kapatmayın. Müşteri hizmetlerimizle bağlanacaktır. Lütfen Cambly'yi arayın ki Cambly bize daha çok destek olsun. Bu da hocamıza iPhone olarak geri dönsün. O zaman bir takım insanlar daha aşağı görülüyor ve bunlar köle oluyor. Aslında hayvanla eşleniyor. İki şey önemli. Bir, yabancı. Mesela köleyle yabancıyı aynı kelimeyi kullanıyor Yunanlar. Bazen, her zaman değil ama. İkincisi, bir de hayvan üzerinden gelen var. Yani birini hayvanlaştırma. Senden daha az oldu. Ve bunun bir şeyi de var. Dinlerde biliyorsun, Nuh'un oğullarından biri Nuh'u çıplak görür ve ondan lanetlenip zenci olur. O lanetlenmiştir. Üçüncüsü, bir köle olduğu. Bunu Aristo söylüyor, İbn Sina da söylüyor. Yani iki tip adam vardı. Yani bazıları iş yapacak, bazıları akıllı olacak, bazıları yönetmek için gelmiştir. Herkesin eşit olduğu, ırklar arasında bir fark olmadığı. Çok yeni bir kavram. Daha sonra 18. yüzyıl sonunda şöyle klasifikasyonlar olacak. Charles Linnaeus diye bir adam var. En akıllı ırklar beyaz ırk. Altındaki ırk sarı ırk. İşte ne bileyim, kahverengi ırk, zenci ırk falan. 4-5 tane ırk çeşitliyor. Çünkü o dönemde bütün canlıları, varlıkları böyle periyodik tablo gibi her yere bir şey katıyorlar ya. Darwin'den önce bunu Linnaeus yapıyordu. Onun içine insanları da koymuşlar ve belli ırkların doğuştan fıtrat dediğimiz özellikleri oldu. Bu özelliklere göre de bir hiyerarşisi olduğunu söylemişler. Ve dolayısıyla sen zenciysen Amerika'da köle olmayı zaten hak ediyorsun. Ama Amerika'daki ırkçı köleliktir. Bizdeki değil. 3-4 değişik tip kölelik var. Bu Türk filmlerinde Mustafa Efendi sen buraya gel falan diyen bir o tip Arap vardı. O Arap bacı. Abi o Arap bacı, bir de onun hadım versiyonu var. O köle aslında değil mi? Tabii tabii. Peki hocam, çok önemli bir noktaya geldik. Bu bence Türkiye'nin kanayan yarası. Niye biz siyahilere Arap diyoruz? Şimdi şöyle bir problem var. Osmanlı İmparatorluğu'nda çok az Arap vardı. Anadolu, Balkanlar ve İran arasında bir geçiş hep olmuştur. Fakat Araplar hiçbir zaman Anadolu'ya ve İran'a kolonize etmeyecekler. Dolayısıyla Osmanlı'da da bu devam etmiştir. Osmanlı Arap vilayetlerini salyaneli olarak uzaktan yönetmiştir. Çerkez, Boşnak, her yerden yönetici olarak sıçrar. Buralara halk olarak da gelmişlerdir. Arnavutlar gelmiştir. Çok önemlidir Osmanlı'da. Ama Osmanlı bir Balkan İmparatorluğu'dur. Üstüne Anadolu'da devam etmiştir. Ama Arapları getirmemiştir. Buraya hiçbir zaman gelmediği için zaten adam zenci olarak gördüğü şey Arap. Arabistan'dan geliyor. Zaten o saraya gelen hadımlar da aslında Güney Sudan'dan geliyor. Aslında Arabistan üzerinden gelen köleler. Ve de zenci olarak. Zenci de siyah demek. Dolayısıyla hani bu konuda bir hassas var ama aynı laf aslında. Biliyorsun Freddie Mercury'nin döndüğü Zanzibar'da zenci memleket demek. Zanzibar.
Zenç siyah. Ve köleliğin aslında başladığı yerlerden biri. Biri evet, doğru, doğru. Şeyi anlamadım ben ama yine. O Arap bacı Habeşistan'dan Arabistan'a geliyor. Oradan mı buraya geliyor mesela? Evet, olay gelişmemiş ekonomiden gelişmiş ekonomiye gelecek. Nereden geliyor mesela? İslam dünyası için Kafkaslardan geliyor. Mesela Memlük Sultanlığı tamamen kölelerin yönettiği bir sultanlık. Ha öyle mi? Tabii tabii. İlk başta Türkler, sonra Çerkezler getiriyorlar. Yani köle asker diye bir şey var. Köleleri alıyorsun, asker yapıyorsun. Kendi profesyonel ordu gibi oluyor. Bunlar Memlüklüler de işi ele geçirmişler. Kendi aralarından biri seçip sultan yapıyorlar. Hanedan yok yani. Muhteşem. Muhteşem. Abi o zaman sıfırdan çıkıp sultan olabildiğin başka bir yer yok. Memleket lafı oradan mı geliyor peki? Aynı kökten mülk, malik, memlük. Memlük de own gibi bir şey. Abi ekonomik olarak mesela nereden geliyor? Şimdi Amerika'ya Afrika'dan gidiyor. Afrika çünkü daha az gelişmiş. Afrika'nın satacağı şey ham madde gibi bir şey. Atlantik köleci. Tabii Atlantik köleci. Şimdi neden Afrika'dan geliyor? Afrika'nın güçsüz olduğu için satabileceği ürün altın olabiliyor. Sanayi maddesi değil de tekstil gibi. Ham madde oluyor. İnsan da bir ham madde. Başka nerede var? Kırımlar falan gidip işte Rusları alıyorlar. O yüzden servus kelimesi, sklavus. Yani slav kelimesi zamanla slave, köle anlamına gelecek. Bu her köle her yerde kullanılıyor. Olmaz. Mesela Akdeniz'de, Kadırga'da kürek çekecek adamın kesinlikle zenci olmaması lazım. Bunu yazdım da ben sultanın korsanlarında. Neden? Dayanamıyorlar. Denizde kürek çekmek çok zordu. Slav köleler de o kadar iyi değil. Deniz hayatını bilen köle olması lazım. Ama pamuk tarlasında çalışacak kölenin zenci olmasında bir problem yok. Ha, nerede problem var? Bunları şeker plantasyonlarında, tropikal iklimde çalıştırıyorlar ya. Bunlar isyan ediyor abi. Asker gönderiyorsun. Askerler geberiyor sarı hummadan. Çünkü o iklime alışık değiller. Dolayısıyla iklimlerini de çok değiştirmeyeceksin. Her köle her yerde çalışmaz. Dolayısıyla bunun bir kendi içinde bir ekonomisi ve coğrafyası var yani. Peki şöyle bir şey okudum. Zenci köleleri aslında yine zenciler yakalayıp satıyor. Evet doğru da burada şöyle salakça var. Zenci diye bir kategori yok abi. O bizim çançın çonk dememiz gibi bir şey yani. Dünyada insanların birbirini tanımadığı zaman biz bütün Avrupalılara Frank diyorduk. O sana bakıyor. Herkese Türk diyor. Bütün Müslümanlara Türk diyor. Bütün Afrikalılara da zenci denmiş. Abi o adam içinde farkları biliyor. Hem genetik olarak bunların varyasyonları bazen beyazdan daha da fazla oluyor. Kanemborn'dan diyelim işte Zimbabwe'ye gideceksin. Gidiyorsun sevmediğin bir tarafa zaten esir ediyorsun. Bir de orada şöyle bir şey var. Borç için kendini köle yapma gibi bir durum var. Dolayısıyla borcun var, ödeyemez. Sen seni zaten köle olarak satma hakkına sahipler. Dolayısıyla bunları veriyorlar. Şimdi kredi kartlarının yaptığı şeyler. Evet, şimdi kredi kartları yapıyor. Şunu çok merak ediyorum. İlk tarihte rengi değişik nereden çıkmış, nereden üremiş? İlk bununla alakalı bir kayıt kaynak bilgi var mı? Abi yok. Bir ara herkes zenciydi yani onu soruyorsan. Diffusionist teoriye göre yani yayıldık teorisi var. Bir de bir insan birçok yerde aynı anda çıktı teorisi var. Eğer yani yayıldık teorisi doğruysa insanların hepsi homo sapiens olarak Afrika'dan çıktı. Sonuçta bizim de okuduğumuz kitaplar gavurun yazdığı kitaplar arkadaşlar. Anlamadığım şu, bu İslam'da Hristiyanlık da bu kadar insana değer veren görüşler nasıl oluyor da bu kölelik işini içselleştirebiliyorlar? Aristo da köleliğin normal olduğunu söylüyor. Bütün dinler özellikle İslam köleleri serbest bırakın der. Ama din öyle her şeyi belirlemez. Zaten aynı dinden birini köle alamazsın. Bir Hristiyan'ı köle aldın diyelim, korsan akını yaptın, İzlanda'dan aldın. Şimdi geldi adam, İlker Canikligil'in din darlığından etkilendi, ben de Müslüman olacağım dedi. İlker Canikligil onu serbest bırakmak zorunda değil ama Kur'an-ı Kerim diyor ki yani merhametli olun. Hristiyanlıkta da var. Tek tanrılı dinlere göre özellikle Hristiyanlık ve İslam'a göre herkes eşittir. Dolayısıyla bu tip bir şey var. Ama abi beşer şaşar. İnsanın doğal bir yolu vardır. Özellikle böyle ekonomik olarak fayda. Yani bu bir gereklilik. Yani yapılacak olmaz. İşler var. Birisilerinin yapması abi lazım. Evet. Tek tanrılı dinlerin gelmesi kölelerin durumunu iyileştirmiştir diyebiliriz. Roma hukukunda diyelim. Şimdi biz İlker'in köleleriyiz ya, bir sürü var. Birimiz İlker'i öldürdü. Hepimizi öldürüyorlar biliyor musun? O yüzden elini ayağına hakim ol. Tabii. Bir tane dava vardır öyle meşhur. Şimdi ismini unuttum. Bir köle öldür. Dörtünü beraber öldürüyor. Senatoya falan gidiyor. Yapmayalım. Dörtünü öldüreceğiz. Diyor ki 399'u efendilerini koruyabildiler mi? Ya Mustafa. İlker Canikligil'i koruyabildim mi? O yüzden Bengü'ye dikkat ediyoruz. İlker'i keserse hepimiz sakata gidiyoruz. Roma'da satın da alabiliyorlarmış kendilerini. Tabii tabii. Yani köle kendi statüsünü satın alıyor. Geçerince Flu TV'ye gelir getirirsen bir gün özgürlüğünü satın alabilirsin Mustafa. Abi o dünyanın en büyük yalanı. Gerçekten bu. Her gün ekran aldım, kamera aldım, hiçbir numara. Sıfır özgürleşme gördük. Osmanlı'da falan da yapabilirsin bunu. Hatta kölenin köleleri diye bir şey de var. Sarayın hadımlarından, hadım ağalarından bazılarının kendi köleleri oldu. Şimdi eski dünya bugünkü gibi değil. Yanlış anlamayın. Herkes bir şeye itaat ediyor. Kadınla çocuk babasının devamı. Yani hukuken de aralarında böyle bir ilişki var. İşte bir vasal lordunun devamı. Herkes birinin kapılanmak diye bir şey var ya. İlker Canikli'nin kapı hakkı var, ona beslemek zorunda. İşte Veys, Nazım'ı bilmem ne. Besleyemediği yerde problem çıkıyor. İlker'in kapı hakkı var. İşte o kapı hakkı İlker'den ekmek yiyor. İlker de onlara bakıyor ve ona işte ağam diyor, paşam diyor. Herifin aslında istediği sistem o aslında. Bu anlamda köleliği savunanlar da hala varmış galiba. Abi 19. yüzyılda şöyle adamlar var. Diyorlar ki bu kölelik kölelerin iyiliği için diyorlar. İnsan onu da argüman bitmez oğlum. Şimdi orada iki tane şey var. 19. yüzyılda köle kaldıralım diye abolitionistler, kaldırılsıncılar şunu diyor. Amerika'da bu. Ulan 19. yüzyılın başında her yerde kalkmaya başladı. Siz özgürlük, liberty, liberty diyorsunuz. Hala kölelik var. Güneyliler de uyanık diyorlar ki abi diyorlar tamam da senin kendi memleketinde 5 yaşında çocuklar madenlerde çalışıyor ki doğru. Yani kölelik versus serbest işçi böyle insanlar işte Amsterdam'da çılgın parti yapıyor değil. Kapitalizmin o döneminde iğrenç
yaşıyor insanlar. Ve şöyle bir argüman var. Kölelik aslında köleleri korumak için. Bütün zulümlerde iki ortak nokta vardır arkadaşlar. Birincisi zulümler. Gramsci dediği gibi kültürel hegemonya kuralı oluyor. Yani ezilen de ezmeye çalıştığı için eziliyor. Mesela kadınlarda falan da öyledir. Sen gidip evlenecek kadın var, evlenecek kadın var dersen tabii kadın bütünleşemezler. Bölmekle alakalı. İkincisi de seni kullanan sana paternalistik yaklaşır. Ama ben senin iyiliğin için yapıyorum. Bazen doğru olabilir. Bazen de mesela bu olay iğrenç şekilde yanlış. Çünkü diyor ki adam ya köleyi bıraksak ne yapacak diyor. Bu bir yere kadar da oldu. Ne oldu biliyor musun? Köleleri serbest bıraktılar 1865'te. Bu sefer bunlarda iş yok. Ne yapacak? Bunlar yollara düştü. Öyle bir problem de oldu. 1865'te köleler kalkınca ilk başta dislokasyon da oldu. Ama bu insanları köle etmek için şey değil. Önemli olan zamanın ruhu. Hangi derece ruhu? Abi 19. yüzyılda artık insan insana iyi davranıyor. Köpek gibi davranamıyorsun. Bu Foucault'un şeyi falan vardı. Artık devlet de öldüren değil yaşatan bir devlet. Öteki kavramı var. Öteki. O çıkıyor. Niye çıkıyor biliyor musun? 18. 17. yüzyılda 16. yüzyılda güç şuydu. Güç birinin canını yakabilmekti. Fakat savaşın her yere yayılması insanların ve 18. yüzyıldan itibaren sağlıklı toplum yetiştirme ve insan bireyinin merkeze gelmesine. Yani insanın akıl sağlığı, eğitimi falan ve artık devlet öldürmekle, can yakmakla, 18 saat işkence etmekle değil, insanı yaşatmakla, daha efektif, robotlaştırmakla ilgilenmeye başladı. Böyle bir durumda kölelik anakronist kaçmaya başladı. 15. yüzyılda kimse köleli kaldırın falan demiyor. 19. yüzyılda anakronist kaçtı için. Peki bir şey soracağım. Bu Amerika'daki siyahi kitlenin tamamı aslında kölelerden mi oluşuyor? Büyük bir çoğunluğu şöyle. Aslında Amerika 19. yüzyıla kadar siyahi bir şeydi. 5 katı falan siyah gitmişti beyazlardan. Ama bir dakika şimdi Kolomb gidiyor. İspanyollar oralarda bir şeyler yapıyorlar falan. Sonra İngilizlerin etkisi falan derken aslında beyazların çoğunluğu. Yok konusunda. Değil abi. Şekerde kim çalışacak? Hangi beyaz gidip şeker tartacak? Ölüm gibi bir şey. Tamam köle getiriyorlar. Köle getiriyor. Dışarıdan getiriyorlar yani. Tabii tabii. Şeyden o işte Sierra Leone bilmem ne oralardan sürekli getiriyorlar. İkinci bir şey Amerika'yı ABD'yi kendi özelinde yakan şey sanayi devrimi oluyor. Sanayi devrimi otobüs üretmiyor. Pamuk üzerinden bir tekstil. Pamuğu da Hindistan'da bol var. Bizim Batı Anadolu'da falan var. Nil'de var bir de Amerika'da var. Fakat sanayi devrimi bir anda 10 katı pamuk talep ettiğinde şöyle olmuyor abi. Hindistan'a gidip abi biz bir yerine 10 sipariş vereceğiz deyince köylü yemiyor bunu. Köylü gelenekçi. Ekiciye kadar pamuk ekiyor. Çok güzel bir kitap var. Empire of Cotton diye orada güzel anlatır. Çünkü abi köylü bakıyor dışarıdan adamlar geldi. Bütün tarla düzenini bozmaz senin için. 50 yıl garanti de vermiyorsun. O zaman ne yapıyor mesela bizim Batı Anadolu'da da olsun Hindistan'da ve Nil'de özellikle bu sistemi kuramıyor. Orada devlet lazım. State capitalism. Nil'de Kavalalı bunu kuruyor. Zorla köylülere bunu şey yapıyor ama Hindistan'da İngilizler yapamıyor. O yüzden ne yapacaksın? Pamuk lazım. Pamuğu nerede bulacaksın? ABD'nin güneyinde. ABD'nin güneyinde bir anda pamuk üretimi artıyor ve yeni köleler lazım. Aynı anda bağımsızlık da gelip 1807'den sonra özellikle köle de getiremeyince ne yapıyorlar? İçeriden türetiyorlar köleleri abi. O kadar çok köle var ki yeni topraklar açıldıkça büyük plantasyon dediğimiz köydeki ağalık üzerinden bir problem çıkıyor ve güney çok zenginleşiyor. O kadar zenginleşiyor ki adamlar o zenginliğe gönül kuzeyli neredeyse de yeniyorlardı yani. Hani yenebilirlerdi. Dolayısıyla kuzey niye karşı çıkıyor buna? Orada birkaç tane mevzu var. Birincisi federal hükümet Washington buna karar verebilir mi? İkincisi orası daha okumuş. Üçüncüsü sanayileşmiş. Onların serbest işçiyle işi var. Güney'in başka şansı yok. Güneyler şundan çok korkuyor. Ya diyor biz köleliği bırakırsak burada ne güzel yağlı iş var. Orada bir iktidar mücadelesi evet, var. Evet orada bir iktidar mücadelesi var diye ama bu zaten köleliğin genelinde bir ekonomik determinizm problemi de var. Nasıl var? Diyorlar ki adamlar köleliğin kaldırılması. Ekonomik bir çözümdür her şey bundan. Öyle değil bir mantalite olduğunu yani insanların sadece ekonomik sayıklarla hareket etmediğini bu ortodoks Marksizm'den gelen şey çok şey açıklar Marx ama o kadar ortodoks baktığınız zaman artık kültürel çalışmalar falan insanın irrasyonel olduğunu değil mi? Bu evrili ekonomistler de gösterdi. Antropologlar da gösterdi. Orada şöyle bir şey var. İnsanlar hakikaten böyle bir ırkçı kökenden geliyor. Birçok yerden besleniyor bu. Mesela İspanya'daki Proceso de Sangre diye bir şey vardı. Sangria'dan gelsin aklınızda. Kanın temiz mi? Adamlar demişler ki senin deden dedesine sen Hristiyan ol işi kurtaracaksın. 3 kuşak sonra dedesinin babası Hristiyan olmayanlar da burada durmasın falan diye böyle bir çılgınlığa dönüyor. Şimdi böyle bir geçmiş var. İncil'den gelen bir geçmiş var. Zaten ırkçılıkta gelen bir Arap kültüründen gelen bir şey var. İbn Sina var, Aristo var. Bütün bunlar beslediği için zaten insan zencilerin hakir görülebilecek bir medeniyet olduğu anlayışı çıkmış. Çünkü Sahara altı Afrika'dan medeniyet de çıkmıyor böyle büyük bir medeniyet. Dolayısıyla onu hakir görmeye alışmışlar. Bu kafayla köle etmişler. 19. yüzyılla beraber çıkan artık insanın daha değerli olduğu, özgürlüğün falan sloganları atıldığı bir yerde ekonomik çıkarın aleyhine de insan bazen kafasına uyarsa şey yapabilir. Bugünkü Türkiye'nin siyasette birçok kereler bunu göstermiştir ki hareket ederken sadece ekonomik çıkarlarımızı değil, ön yargılarımıza ve beğenilerimize de hareket ediyoruz. Irkçılık eşittir kölelik değil o zaman. Irkçılık Amerika'da eşittir köle yani sadece zencilerden oluyor. Mesela şöyle bir problem vardı. Haiti'de abi Jean de Couleur diye de bir şey var. Renkli insanlar değil. Orada isyan çıkaranlar bunlar oldu. Çünkü bunlar diyorlar ki biz de Fransız kolonları gibi buraya kolonize etmeye gelen insanlar gibi haklara sahip olabilmeliyiz. Onu yapmadıkları için isyan çıkarlar. Fransızlar bile onlara haklarını vermiyorlardı. Yani sen zengin bir zenci de olabilirsin. Ama adam sana aynı davranmıyor. Dolayısıyla ırkçılık var. Sadece bütün zenciler köle olmak zorunda. Ama
bir toplum için çok zor değil mi bu geçiş? Yani düşünsene. Abi çok zor. Geçiş olmadı zaten. Var. Yani şimdi belli bir insan grubu hep bizim kölemiz olmuş. Birdenbire diyorlar ki artık değiliz. Şimdi abi bu... burada şöyle bir problem var. Bu geçiş olmadı. Bakın şöyle bir illüzyon var. Türkiye'de de var. Lafları düzelterek problemleri düzeltemezsiniz political arkadaşlar. Political correctness'a geldi. Ben bu Amerika'da söylüyordum. Portekiz dersindeyiz. Çinlerin biri dedi ki hep birbirimize benziyorsunuz dedi. Ben bir baktım birimiz deyince bir tane Alman var bir de ben varım. Yani anlatabildim mi? Bu yanlış. Bütün Çinler birbirine benziyor da yanlış. Bu da yanlış. Bu da yanlış. Şimdi yanlışı yanlışla döküyorsun. Yani bunlarla ilgili yalanlar söylemek bizi iki yüzlü yapar. Yani Amerika'da büyük bir ırk problemi var. Bu ırk problemini ben her gün görüyordum. Filmlerde görebilirsiniz. Dizilerde The Wire izleyin, Corner izleyin görebilirsiniz. Baltimore'da benim eşim çalışıyordu. Amerika'nın suç başkentleri Baltimore ve DC'dir. Ben kaç kere saldırıyordum. Irkçılık var abi. Washington'da bir yer var çok zengin George'tan. Adamlar oraya şey gibi geliyorlar. Bir kere ben saldırıyordum. Bir kere kayınbiraderim saldırıyor orada. Bir arkadaşımızı İlker dövüp 2 yıl çocuğu komaya soktular. Ama bu tamamen segregasyondan dolayı. Yani zencilere kültürel olarak her yerde önü kesilmiş Amerika'da. Bir ırk problemi var. Ama artık kesilmiş mi ya bugün? Abi, öyle. İnanılmaz abi. Çok daha zor ya. Çözülebilir. Abi eskiye göre daha iyi ama çok büyük problemler var. Ve bunlar sadece böyle N-word kullanmayalım. İşte colored diyelim bilmem ne. Yani bu pozitiftir yapalım ama bu sadece problemi çözmez. Amerika'da konuşulmayan yani çok fazla. Yani bir Michael Jackson, bir Quincy Jones, bir Miles Davis çözemedi mi? Abi bu da çok yoğun bir triktir. Buna sample bias mı ne diyorlar? İstisnai örnek alınmaması lazım. Yani Türkiye'nin kadın başbakanı vardı. Türkiye'de siyasette kadınların önü mü açıldı yani? Kaç milletvekili şey ona bakarım. Zenci başbakanı vardı. Kaç senatörü zenci Amerikan? Kölelik kaldırıldığı zaman da büyük problem. Jim Crow yasaları diye bir şey var. Adamlar 100 yıl uygulamıyorlar. Çünkü abi Amerika'nın seçim sisteminde bir yer var oradan bir kişi çıkıyor. Bu şu demek. Oylar birbirine yakın. Çok önemli para toplamak. Güney demokratları diye bir şey var abi. Kök söktürüyorlar. Amerika'da önemli olan var olma hakkı değil abi. Oy kullanma. Ben oy kullanamadığım için diyorum. Oy kullanamayacak hiçbir şeysin. Jüri olamıyorsun. Lobi yapamıyorsun. Oy kullanmalarını engellediler. Garip garip sorular. Sorular çok zormuş galiba. Vatandaşlık tabii tabii. Soruları. Vatandaşlık soruları bütün şeyleri say diyor. Anayasa Mahkemesi şeylerini. Ya da Grandfather Clause diyor. Deden oy kullanabilir, sen de oy kullanabiliyorsun. Dedesinin zamanında bu sınav yoktu. Öyle böyle herifleri 100 yıl oy kullandırtmadılar. Oy kullanamayınca bunların zencilere özel okullarına para gitmiyor. Parasız bunlar daha da cahil kaldılar. Ondan sonra segregation diye bir şey var. Separate but equal. Ve yüksek mahkemeden geçti bu. Aynı birinci sınıf yere oturamıyor. Restoranları ayrı. Bu sivil hareketle öldü 1960'larda falan. Peki sence bu son olayları da düşünerek Amerika'nın başını daha bu iş çok artacak? Artır abi. Bu problemi çözmeleri lazım. Konuşulmuyor problem orada. Hocam, tabu. Bu ama Amerika'ya dair bir şey mi? İnsanlığa dair bir şey mi? Mississippi Burning'i seyrettiğimde çok etkilenmiştim ondan ama Almanya tarihinden bahsettin. Fransa'da zencilere karşı bir tutum var ya da mesela bu olaylar çıktıktan sonra Türkiye'de şey çok konuşuldu. İşte bizim farklı renkteki insanlara bir sıkıntımız yok. Bizde ırkçılık yok falan filan denildi. Yani zencilerle bir derdimiz yok ama bizim de kendi toplumumuzda zenci olarak ayrıştırdığımız insanlar var ya da bu başka toplumlarda da böyle. Dolayısıyla bunun formülü yok abi. Formülü olsa ben işsiz kalırım. Sosyologlar ne iş yapacak? Yani birkaç tane nokta şey yapalım. Bir, millet iyidir, kötüdür, ırkçıdır, değildir. Boşla. İkincisi, her insan ayrıştırır. Annenin arkasına saklanıyorsun ya. Aslında yabancıdan ilk korkuşun orada başlıyor. Yabancı korkutur abi. Senin gibi olmayan korkutur. İnsan evrimin bir parçası olarak kendi gibisini ister. Olay, bunu ne kadar ileriye götüreceksin? Bir, kendi psikolojine ne kadar ileriye götürür? Ona karışamayız, göremiyoruz. Ama kamusal alanda ne diyebilirsin? Irkçılık orada devreye giriyor. Amerika'da şu vardı. Ben sana bakınca kendim gibi. Öyle değil abi. Şimdi fark var. Salağa yatmaktan bir şey çıkmıyor. Onu gördük. Ben işte yani bir Almanla bir zenciye bakınca arada fark görebiliyorsun. Önemli olan sen bunu nasıl kamusal alan düzenleyeceksin? O da ekonomik de bir mantığı var. Aynı yerde çalışacaklar. Aynı işi yapacaklar. Aynı otobüse binecekler. Normalde hiç görmediğin zaman ırkçı olma lüksün var. Şimdi nasıl ırkçı olayım ki ben ya da sen? Amerika'da çalışıyorsun. İşte asistandım ben. Yanımdaki arkadaş zenci, öteki Hintli. Ama neyine ırkçı olacaksın? Zaten hep arkadaş olsun. Dışarı çıkıyor, içiyorsun. Falan diyor. Dolayısıyla nasıl ırkçı olacaksın? Bu dünya onu çözer. Ama problem kendi yerinde kalan ve bol keseden sallayan insanlar. Bütün bu ırkçılık, dandik dundik işler hep oradan çıkar. Osmanlı'da durum ne? Abi Osmanlı'da kölelik var. Bunda biraz daha ev tipi kölelik. Büyük plantasyonlar olması için Nil gibi, bu Basra'nın aşağısı falan gibi büyük çiftliklerde markete yönelik pamuktur, şekerdir falan olacak. Buraya işçi bulmakta zorlanacaksın çünkü şartlar çok kötü. Dışarıdan adam getireceğim. Osmanlı'da öyle bir şey pek yok. Osmanlı'da nerede var? Orduda var. Bir de ordunun mu kölesi? Evet. Devşirmeleri soracaktım. Devşirme tam köle gibi değil. Kendi halkından aldığın için ata tam köle değil. Aynı statünü biraz değişiyor. Bu rehin veriyorsun gibi. Zorla. İsteyerek yapan var. Devlette adam olması iyi diye Sokol'un ailesi veriyor onu, yolluyor. Bazı durumlarda insanlar vermek istemiş, bazıları vermek istememiştir. Ama eski devlet zorlar abi. Zorlayan bir şey zaten. Millete hadım ediyor. Hadım etmenin nasıl olduğunu anlatayım mı burada? Yok abi. Abi alıyorlar, sarıyorlar iplik bir şeyle. Koparıyorlar. Bazen tesisleri alıyorlar. Bazen bütün teşkilatı alıyorlar diye deyip. Sonra abi oraya bir şeyle dağılıyorlar. 3 gün tuvaletini yapmıyorsun. Google'larlarsa bir tane de resim bulabilecekler onunla ilgili. Hayat boyu kemik şeyin oluyor. Hafif bir idrar kokusuyla yaşıyorsun. Sesin böyle 70 yaşında adamsın. Kız sesi gibi çıkıyor. Suratın moon face gibi oluyor. İnsan vücudu üzerinde anormal bir tasarruf. Şimdi bunu yapıyor. Her toplum yapıyor. Çinler yapıyor. Bizanslar yapıyor. Osmanlılar yapıyor. Farinelli'yi izleyenler bilir. Avrupalılar yapıyor. Çok fazla Mustafa şok olmuş durumda. Mustafa
Şu anda o böyle titriyor. Zaten iple sıkma da oldu o. Bir daha geldi. Yapıyor abi tabii. Bunu yapıyor yani insan vücudunda. İnsanı bunu yapar. Abi çok basit. Foucault'un Histoire de la Sexualité'sine baksana ilk başta bir ceza var. İnselliğin tarihi. Evet ya da Survey of Punir. Onun başında bir mesela şey vardır abi. Ceza vardır. Dört taraftan kadırgaya bağlıyorlar seni. Çekiyorlar abi. Böyle kopa kopa ölüyorsun. Yukarıdan çengeli atıyorlar. Yapışıyorsun. Ölmezsen bir daha. 20 kere atıyorlar. Böyle bir çengel bir yerine giriyor. Kazağa oturtuyorlar yavaş yavaş. Şu arkandan hocam, şuradan çıka çıka. Abi bunu yapan bir toplumda kölelik bunlara göre, uygulanan cezalara göre çok insaflı bir formdu Osmanlı'da. Osmanlı bunları haremde hadım olarak, kürekçi olarak falan çok çeşitli şekillerde kullandı. Ve bu aslında insanların bir bakıma yer değiştirmesine de yol açtı. Korsanlık bölümünde de biraz bahsetmiştik. O Amerika'daki sorun bizde çıkmadı yani. Yok, racial bir şey yok. Peki biz mesela Ermenileri köle etmedik o zaman atıyorum. Hayır canım Ermeniler, olduğu için. Hayır onlar ehli kitaptır. Devşirme köle değil. Ermeni de var Mimar Sinan. O çok istisnai bir şey ama. Şimdi eskiden ben sultanım ya, burası Avrupa gibi değil abi. Devlet kilise ayrı yok. Dolayısıyla bir emir ulemadan bazı şekilde kendi ordusunu kuruyor ve sınırsız yönetiyor. Sınırlı değil. Bu İslam şeyinde hep böyle. Bunun bir köle ordusu olması lazım. Kul ordusu. Yani yerel bağ olmayacak. Bu ordu da eskiden kölelerden oluyordu. Fakat Osmanlılar yeni bir şey icat etti. Balkanlara gittiler. Balkanlarda her yer Hristiyan, Müslüman yok ilk başta. Buradaki adamlardan aldılar. Niye dışarıdan köle alayım? İlk başta savaş kölesi olarak alıyor. Belli haklar alıyor ama mesela Bosnalılar Müslüman olduktan sonra da devşirme vermeye devam ediyor. Çünkü onlar bir klik olmuş. Ermeni de var içinde Mimar Sinan gibi ama genelde belli haklar birbirleri arasında da çok iyi akrabalık ilişkilerini sürdürebildikleri için, o da lobi olduğu için mesela Boşnaklar, Sırplar, Arnavutlar. Arnavutlar özellikle iyi de askerdir. Dolayısıyla bir batıdan gelen şey var. 17. yüzyılda bir de doğudan gelen köyler olacak. Kafkas'tan gelen. Bunlar birbirlerine de girecekler diye bir argüman var. Doğulu kullarla batılı kullar. Osmanlılar kul diyor buna. Kölesin olmalarına rağmen ya köle her zaman kötü değil. Sezar'ın kölesi olsan iyi abi. Neyin kölesi olduğuna bakar. Mesela Sokollu Mehmet Paşa da aslında teknik olarak padişahın kölesidir ama yani Sokollu Mehmet Paşa da yani adam. Yani Twitter'a yazmış bazı takipçilerim işte beyaz ırk üstünlüktür falan. Abi nerede yaşıyorsun? 1780'de yollayalım sizi orada. Normalde beyaz pigment eksikliğinden kaynaklanıyor. Aslında deficient olan, eksik olan beyaz adam. Abi hem şofbeni kullanıp hem beyazlar üzüyor. Öyle bir dünya yok oğlum. 2020 yılındayız. Hiçbir ırk üstün değildir. Ayrıca yani bunda tam tersi işte belirli tip filmleri izleyenler ve olimpiyatları izleyenler zencilerin üstünlük olduğunu düşünürler ya o da. Filmlerde çok açık görülüyor. Mustafa gözler sana döndü hemen farkındayım. Ben de şeyi düşünüyorum. Allah'tan insanoğlu şimdiye kadar iki renk olarak vücut bulmuş dünyada. İki renk olarak bulmamış. Sarı ırk da var. Sen öyle görüyorsun. O zaten Kur'an'da yazıyor dünyayı ele geçirecek. Yani 4 renk 5 renk olsaydık bitmiştik demek. Abi mesela sen beyaz mısın? Ya ben tabii şey seksi kumralım ben. Seksi kumral. Yani Amerika'ya gittiğimde ben beyazım diye ortada dolaşıyordum. Dediler sen beyaz değilsin. What the F dedim. Ne dediler? Unuttum dediklerini. O kadar kafa yazmamış ama beyaz değilsin yani sen. Middle Eastern falan diyor bana yani. Ha, ama öyle bir ırk yok ya. İşte ben de öyle dedim abi. Dağıtmışlar. Ya sen beyaz değilsin abi diyor. Hani ırkçılık olsa bana da gelir. Hani sen yırtarsın biraz. Ya Amerika'da en güzel şey. Böyle mesela bir şey oluyor. Türkler şey diyor. Orada Meksikalı biri oluyor. Ay Meksikalılar falan. Sonra onu dedim siz burada kime neyin ırkçılığını yapıyorsun? Buna benzer bir şey bir gün ben yaptım. Venedik'teyiz. Abi Venedik'te eve gideceğim. Torbalar var. Ya abi, orada belli bir ırka mensup olduğunu tahmin ettiğim insana fotoğraf çekiyor. Ben artık geçemiyorum. Ezra dedi ki ya dedi ne kadar çok turist var dedim ya. Ben neyim abi? İtalyan vatandaşı. Irkçılık negatif anlamda. Milliyetçilik illa negatif olmak zorunda değil ama ikisinin de çıktığı nokta bir paradigma olmalı. Yani ırkçılığa maruz kalan herif de ırkçı. Evet. O yüzden ayakta duruyor. Milliyetçilik de öyle. Milliyetçilikten yiyen de milliyetçi. O mesela ne oluyor? Kendine yapılan milliyetçilikten rahatsız oluyor. Milliyetçilik bu anlamda negatif olarak kullanmadım burada. İki tarafta büyük fark var. Her milliyetçilik ırkçılık olmak zorunda değil ama 19. yüzyılda çıkmış bir şeydir o da. Önemli olan bütün dünyayı okuma. Irkçılık da öyle abi. Adam sadece ırkçılık yapmıyor. Dünyayı ırkların tarihi olarak algılıyor. O adam yapmak istemese de yapar. Tam burada köleliğin ekonomik olarak optimal olduğu yönünde bir argüman var. Abi evet öyle bir argüman da var ki ekonomist bunu şey yaptılar. Köleliğin daha ekonomik olduğu. Maaşlı işçiden daha iyi oldu. Evet evet. Yani. Maaşlıdan daha efektif olabileceğini düşünüyor. Ama bu sadece plantasyona doğru olabilir. Onu sonra bayağı eskittiler. Ama burada önemli bir şey var. Bu adamlar bunları yazdı. Kimse bunları hainlikle suçlamadı. Ya şöyle teoriler var abi. Mesela psikologlar feministlerin daha az seks yaptığını buluyorlar. Bunu yazabiliyorlar. Çünkü seksi başlatan erkekmiş, kadın değilmiş. Mesela bunu yazabiliyor. Sen paylaşsana Twitter'da. Yapamıyorsun. Türkiye öyle bir zehirli bir yere geldi ki adam bilimsel ortamda paylaşacağı bir şey. Sen burada Amerika'da bunlar rahatça konuşulur yani. Bu da rahatça konuşulmuş bir şeydi. Oradaki argüman şuydu. Bunlara bir şey öğretme inisiyatifin yok ya. Yani free labor, serbest, maaşlı işçi, eğitimli işçi olabildiği zaman kölelikten zaten daha iyi. Ama yani pamuğu herkes toplar. Ona maaş vereceğine köle yapsan daha efficient olabilir. Çünkü o herif istediğin kadar 12 saat çalışıyor. Grev yapamıyor falan. O anlamda doğru. Ama uzun süreçte bunun şöyle bir problemi var abi.
gibi. Sen bu adama eğitim veremiyorsun, kendini geliştirmesini sağlayamıyorsun ve her türlü köle kaytarır. İşini az yapar, yokken değerli bir şeyi kırar döker. Mesela işçiler de makineleri kırıyorlardı görülmediği zaman, isyan ettikleri zaman. Mesela saboterlik falan da oradan, sabotaj da oradan çıkmıştır ya. Makineler arasında sabo diye, sabo var ya o giydiğin, oradan çıkıyor. Sabo, Fransızca T ile yazılır ama sabo diye okunur. Sabot, sabotaj, saboterlik atıp aletleri kırmak. Robot da Çekçe işçi demekmiş. Bu alakasız bir bilgi. Bu Kuzey Savaşı kazandıktan sonra Güney plantasyonlarda kimi çalıştırıyor? Abi gene aynı adamları parayla çalıştırıyorlar bir yere kadar. İşçi yapıyor. Evet, işçi yapıyor ama zaten düşündükleri kadar büyük bir dislokasyon olmuyor. Onları yıkan pamuğun fiyatının düşmesi olacak. Hindistan'da İngilizler işi çözünce pamuğun fiyatı düşecek. Doğuda sanayileşecek. Ama onlar senatodaki güçlerini kullanarak, iyi pazarlık ederek yereldeki yasaları uygulatmadılar. Ve zenciler böyle getto halinde, birçok dizide falan, Boardwalk Empire'da falan görürsün. Ya da oturup düzgün düzgün kitap okursun ama dediğim gibi film daha kolay. O şekilde kalıyorlar. 1960'lara kadar bu olay çözülmeyecek. Ki bahsettiğin anlamda kölelik nasıl bitti? Abi kölelik aslında şöyle bitti. İngilizler taktik buna. Onlar da büyük ihtimalle ekonomik nedenlerle. Tam da değil. Öyle bir ruh var abi o zaman. Artık olmuyor yani. Mesela bugün 14 yaşında bir geline çocuk gelin diyoruz değil mi? Senin ekonomik çıkarı mı var bunu demede? Yok. Yani biz ruh olarak bu bana ters geliyor abi. Ekonomik olarak işine gelse evet diyebilir misin? Peki hocam BDSM siteleri var. Orada hep köle arıyorlar. Evet, güzel bir nokta İlker. İngilizler ilk başta başlıyor. Ondan sonra bu İngilizlerin de bastırmasıyla 19. yüzyılda iptal olacak. Fakat Amerika'da esas haklarını bulmaları bu Jim Crow yasaları yüzünden 1950'lere 60'lara kadar olacak. O da işte Martin Luther King'in falan çıkıp ortalığı kasıp kavuran diğer zenci liderlerin falan aktivizmi. Yani Amerikalıların rahatını kaçırarak. İlk başta hakkı veriyorlar abi. Sonra Trilling. Sen Trilling ne biliyor musun? Götü başı ayrı oynama. Hayır abi. Tansu Çiller'le Mesut Yılmaz kağıt oynuyormuş. Poker oynuyorlar. El arttırıyorlar falan filan. Mesut Yılmaz açıyor. Floş. Tansu Çiller de açıyor. Beş benzemez. Tam alacak. Dur diyor Tansu Çiller. Ben alacağım diyor. Niye diyor? E diyor bu Trilling yaptım diyor. Nasıl diyor ya? İşte bak diyor Trilling diyor. E iyi diyor. Sonra bir daha oynuyorlar. Bu sefer bizimkine geliyor böyyle beş benzemez. Tamam açıyorlar. Tansu Çiller dört tas açıyor. Bu da işte beş benzemez açıyor. Tam şey yapacak. Dur diyor. E niye diyor? Bende diyor dört tas var. E ben diyor Trilling yaptım diyor. Herhalde bir kere Trilling olur diyor. Bundan dolayı Bilkent'te böyle biri bir şey yaptı mı Trilling diyorduk. Irk problemlerinde zenciler hep çok köşede kalıyor. Belli problemler hiç konuşulmuyor. Şöyle bir fasit daire var. Zenciye eğitim vermiyorsun. Kölede de bu vardı. Eğitim vermeyince sen de çok yabancı, cahil oluyor. Bu cahil diye daha da hakir görüyorsun. Daha da gördün, daha da eğitim vermiyorsun. Köle de öyle. Bunlar insan değil diyor. Senin çocuğun pamuk gibi büyüdü. Bunun 5 jenerasyondur. Bu adam eğitim görmüyor. Herhalde aynı seviyeye 10 dakikada olmayacak. Ama bütün zulümler bu fasit daireden yararlanır abi. Birini alır ezersin. Sonra eziyor diye ezilmeye hak ettiği için biraz daha ezersin. O da ezildiği için mazlum olduğunu düşünür. Böyle salak bir şey. Anthony Gramsci'ye buradan selam çakıyorum. Hakikaten büyük adam yani. Barack Obama başkan çıktı. Yani o da mı düzeni değiştiremedi ya da... Abi Amerika'nın başına böyle bizdeki başkanlık sistemi gibi tamamen merkezden yönetilen bir şey olsaydı bu dediğin... Biz başkanlık sistemini Amerika'dan aldık hocam. Yok öyle değil. Onlar arasında çok büyük fark var. Amerika'da yerelden yönetim var. Amerika federal. Biz federal değiliz. Amerika'da birçok şey yerelden seçiliyor. Dinlemiyorlar Trump. Abi Amerika'da bir büyükelçi atamak için kongreye gideceksin. Ve 60'ı bulmak zorundasın. Hiçbir zaman 60 bulunamıyor. Demokratları ikna etmeden büyükelçi atayamıyorsun. Düşünün Trump'sın. Büyükelçi atayacaksın. Kendi partinin üzerinde genel başkanlık yetkin yok. Onları sen seçmiyorsun senatör olmaları için. 55 tane var diyelim. 5 tane de demokrat bulacaksın ki bir tane şey atayım. Ha presidential decree diye bir şey var. Onlar başka şeyler. Onların da belli hakları var ama Amerika'da meclis işini yapıyor. Yasama yapıyor. Bizde öyle yapmıyor. Bizde başka bir şey diyorum. Yani yasama artık bizde başkanlıktan yapıldığı için merkezden yapılıyor. Amerika'daki presidential decree'ler çok azdır. Biz Amerika'da en gerekli yasalar bile çok zor yapılmıştır. New Deal dediğimiz Franklin Delano Roosevelt dönemindeki azıcık sosyal devlet ortaya koyan yasalar bile aslında savaş döneminde ve 29 krizinin sonrasındaki büyük kriz döneminde mecburen yapılmıştır. Orada bile hepsi geçmedi. FDR seçmek zorunda kaldı savaşta. Obamacare'de healthcare ya basit bir şey yani. Sağlık reformu. Bu sağlık reformunu öyle getiremedi abi. Orasını burasını kırpmak, pazarlık etmek zorunda kaldı. Şimdi en başta ilk programlar dedik ki bazı durumlarda kriz anlarında çok iyi hareket etmek işte salgındır, savaştır, odur budur zamanında çok istişare gerekli olmayabilir. Ve o zaman hakikaten gelip biri demir yumrukla ya çok daha iyi yapar ya çok daha kötü yapar. Opsiyon da var. Böyle şey yönetimleri bu 18. yüzyılda işte hani bir adam gelsin benevolent despotizm dediğin yönetimler. Benevolence'sa çok iyi ve hızlı çözer. Malevolence'sa kötüyse çok hızlı batırır. Demokrasi çok hızlı yapamama rejimidir abi. Dolayısıyla böyle endemik problemler çözülmesi zor problemler çözülemez. Çünkü o konsensus ortaya. Bu yüzden de Flu TV'de demokrasi yoktur değil mi hocam? Abi. Hiç bana bakmayın ben gayet demokratik yaşıyorum kendi içimde. Yalnız şey devlette de paternalistikse arada vermesi lazım. Yani halka dağıtması lazım. Şimdi sosyal devlet. Evet evet bir şeyleri ayarlarsan buraya evden çekmiyoruz ki maaşları alabilelim. Mustafa bayağı şeyde kaldı o adım şeyinde kaldı oradan. Hocam öyle kopartılır mı? Neyse. Hocam peki ne yapalım? Köle mi alalım?
Kesinlikle almayın. İnsan onuruna karşı, İlker Canikdig ile karşı hep beraber bütün dünya mazlumları birleşmemiz lazım. Bu Samsunlulardan peki, beni. Bir de istekli köleler var yani diyor. Ha, evet evet, istekli hadım var abi. Var tabii mi? Saraya biz bunu bulduk. Evgeni Radoşev Bilkent Üniversitesi'nden bulmuştu o zaman. Abi beni hadım alın diyor. İnsan eskiden abi diyorum ya denize gidiyor, kalyona biniyor, 235 kişiden 180'i ölüyor. Hayat pahalı abi, her şey yapıyor insanlar. Ben bugün ondan sonra 2 ay evde oturdun. Ay biz mi bu döneme doğacaktın ha? Gitti o Vasco da Gama'nın gemisinde de gör. Yemesen bile dar ambarında yaşayayım diyorsun. Anlamadım ama evet öyle diyorum. Hala Flu TV'ye bile abi para almayalım gelelim diyenler var. Yani şaşıyorum ben onlara. Ben arkadaşları teşekkür ediyorum ama ne adım attınız diye bilin. İlker Canikdig'in bunu niye fırsatı çevirmediğini anlayamadım ben. Çünkü insanlık onuru zorbalığı yenecek. Evet, İlker Canikdig'in bu provokatif açıklamalarını lütfen. Hocam görüşmek üzere. Hocam görüşürüz, sağ olun. Görüşmek üzere. Kölelikten, ırkçılıktan uzak durun. Bizim düştüğümüz tuzağa düşmeyin. Flu TV'den de uzak durun. Sadece abone olun, bogomil olmayın. Hocam canlı yayınımızda kitap vermiştik. Evet, canlı yayında 10 tane bunu herkes bilir hediye edeceğimizi söylemiştik. Kazananların listesini aşağıda görebilirsiniz ama ben birkaç tanesini açıklamak istiyorum. Uluç Emre Gürkan, Ebru Canikligil, Bengü 3. Videonun altından şöyle bak yani orada görebileceksiniz bu isimleri, artık İlker size imzalı kitapları bir şekilde ulaştıracak.